Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere pensler ve pens tutucular hakkında bilgi vereceğim. Burada arkadaşlar penslere baktığımızda boy boy pensler var. Bu pensler arkadaşlar tutucularına göre değişiyor. Eğer 0.8, 11, 16, 25, 32, 40 diye devam ediyor. Burada arkadaşlar bu pensler bize neyi sağlıyor? Birçok takımı aralıklarla yakalamamız içindir. Örneğin siz 11.5 matkap bağlayacaksınız. Arada bir değer. Bununla çok rahatlıkla pensle sıkabiliyorsunuz. Penslerde arkadaşlar 2 milim arayla sıkma olabiliyor. Mesela 11-12 diye geçiyor. Veyahut da sadece 11 olan vardır. Bir de 0.5-0.5 artan değerlerde de vardır. Yani 0.5 milim, 1 milim ve 2 milim olarak burada skalalar var. Burada en sağlıklısı kendi çapında tutmaktır. Pensler arkadaşlar ekonomiklik olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin bir tutucu olduğunda sizin bir pens setinizle işinize yarayan takımı çok rahatlıkla buradaki ara ölçülerde bağlayabiliyorsunuz. Pensler arkadaşlar kılavuz çekme uygun değildir bu arada. Kılavuz çekmedi arkadaşlar esnemediği için kılavuz tutma aparatları vardır. Yaylı. Onları tavsiye ediyoruz. Buradaki penslerde eğer siz ağır frezeleme yapıyorsanız burada da tavsiye etmiyoruz. Arkadaşlar ağır frezeleme diye takım içe doğru geri çekilme dediğimiz takım içe kayabiliyor. Veyahut da pense zarar verebiliyorsunuz. Özellikle karbür takımına daha çok zarar verebiliyorsunuz. Pens kullanılmaz hale geliyor. Burada arkadaşlar tutuculara bakacak olursak pens tutuculara genelde sahada gördüğümüz eğer 0.8, 11, 16, 25, 32, 40 diye devam ediyor. Örneğin elimde bir tane R32 pens var. Bu penslerde arkadaşlar boyları da var. Eğer sizin dalma derinliklere girecekseniz bunun 50 boyu, 100 boyu da mevcut veya 75 boyu firmalar bunu genellikle üretiyor. Sektörde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar örneğin R08 ve R11 ve R16 gibi yerlerde daha dar ve derin yerlerde kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Şöyle yakından tutucumuzu gösterebiliriz. Arkadaşlar pens tutucularda içten su vermeyi kullanamıyoruz. Bilginiz olsun. Burada arkadaşlar önce pensi yerleştiriyoruz pens somununa. Oturuyor böyle. Daha sonrasında pensi vidasıyla şöyle yerleştirip biraz çevirdikten sonra pens gelip parmak frezim istediğim boyda. Burada önce el yardımıyla sabitliyorum. Daha sonrasında anahtarla şöyle oturtturup güzel bir şekilde sıkıyorum. Ve şu an pens tutucum ve takımım kullanıma hazırdır. Şimdi tezgaha geçiyoruz. Arkadaşlar pens tutucuma şu an parmak frezemi taktım. Ve ufak burada bir havuz işlemi gerçekleştireceğim. Onun için takımımı yerleştiriyorum. Ve daha sonrasında tezgahımda önceden yaptığım kemimi çalıştıracağım.